Bari atış alanına gitseydik ya. Burada böyle oturuyoruz. Oğlum bak, bir rahat dur. Bir rahat ver. Bir nefes al ya. Ne oldu ya? Yasin? Kardeşim? Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Vazife buraya getirdi. Ne yapalım? Keşanlı. Bak bu Yasin kardeşim sayılır. Nereden kardeşim? Beraber büyüdük. İstihbarattandır kendisi. Karda yürür izini bulamazsın. Sen ne yapıyorsun burada? Sizin şu geçen hafta yakaladığınız simsar yok mu? Onun sorgusuna girdim Ankara'da. Adam bayağı güzel öttü. Ben de Erdem Yarbay'la görüşmeye geldim. Hadi be. Hadi gel sen de. İşimiz var. Memnun oldum kardeşim. Hani bize de böyle operasyonel bir şeyler çıkarsa... Bak bir haftadır tıktılar bizi buraya. Delirmek üzereyim. Bak vallahi delirmek üzereyiz ya. Abi onu sen şey yap. Biraz deli. Yani birazcık değil. Full deli. Full artı full. Ve Türkiye'de tek gibi bir şey. Gel gel. Emredim. Seninle bir işimiz var. Ne işimiz var komutan? Gizli bir operasyon. Ama kimseye söylemeyeceksin. Başımız belaya girmeyecek değil mi? Çeneni kapatırsan girmez. Emredersiniz komutan. Hadi biraz bir şeyler. Konuşmayacak mısın benimle? Bak, yeniden deneriz. Allah'tan ümit kesilmez. Olmadı bir evlatlık alırız ha, ne dersin? Fatma'm, yapma böyle, kurban oldum. Yarın yine gideceğim. Gözüm arkada kalmasın. Biri var. Örgüt eylem talimatlarını o çocuğa veriyor. Bu çocuk da hangi grup eylemi yapacaksa ona bildiriyor. Peki nasıl haberleşiyorlar? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Yusuf, örgütün bütün talimatlarını sağdaki elemanlara göndeririz. Kim olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz komutanım. Takip etmek lazım bunu. Takip etmek lazım. Ürkütmemek de lazım. Eğer takip edildiğini anlarsa bütün işten elini eteğini çeker. O zaman da hiçbir şey öğrenemeyiz. Yasin sen artık burada mısın? Evet komutanım. Ateş'le birlikte bu Yusuf'u takip edebilir misiniz? Kurmay başkanım destek almak için teşkilatla görüşecek. Tabii ki komutanım. Emriniz olur. Güzel. Ateş. 24 saat izleyin. Gerekirse uyumayın. Nasıl haberleştiklerini öğrenmeye çalışın. Kimle buluşuyor? Nerede yaşıyor? Kiminle görüşüyor? Çayını kaç şekerle içiyor? Hepsini bilmek istiyorum. Emredersiniz komutanım.
hangi sinemaya gidiyoruz? Hangi derken? Zaten bir tane sinema var. Doğru. Bari komik bir şey olsa. Bir sniper'cının hikayesi. Ne oldu komutanım? Oğlum kafa dağıtalım dedik, bizi soka soka savaş filmine mi sokuyorsun? Ya adamlar hem milletin toprağını işgal ediyor, hem de bunun filmini çekip pazarlıyorlar. İzlememiz lazım bence. Bizim problemimiz bu. Derdimizi anlatamıyoruz ki kimseye. Ya yürü gidip bir yere oturalım. Şehri o kadar güzel dizayn etmişler ki her şeyden bir iki tane var zaten. Nereye oturalım, nereye çıkalım, nereye gezelim diye tartışmıyorsun bile. Allah'ım, Rabbim, güzel yaradanım. Ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından daha hayırlı eyle ya Rabbim. Oğlum, sen teksin, birsin, tek gerçek sensin ya Rabbim. Hayır da senden, şer de senden güzel Allah'ım. Rabbim, başımıza ne gelirse gelsin, ailemin birliğini, Fatma'mı sevgisini benden esirgeme ya Rabbim. Komutanım, bebek bezini ne yapacağız ya? Şşş! Soru sormak yok. Ne diyorsam onu alacaksın. Emredersiniz komutanım. Bak bakayım konserve ton balıkları nerede? Salam sucuk da alalım. Oo komutanım, yarın ziyafet var galiba. Bir sucuk limonata patlatır mıyız? Tabii tabii. Şimdi patlatacağım sana. Bak peynirler nerede? Şu tarafta komutanım. Al 2 kilo da ondan. Tamam. Bakın beyefendi. Ben yer ayırtmıştım. Bana yer var dediniz. Haklısınız hanımefendi ama müşteri bir gün daha kalmak istedi. Biz de gidin diyemedik. Peki burada başka otel var mı? Yok. Hiç şaşırmadım. Peki ben ne yapayım şimdi? Sokakta mı kalayım? Bir saniye. Ben şimdi çıkıyorum. Yarım saate kadar gelirim. Öğretmen evine gidin. Asker, polis ya da öğretmen tanıdığınız varsa yardımcı olur. Yani var ama ondan da bir şey istemek istemiyorum. Bence başka çareniz yok. Bence de yok. Efendim? Yavuz, ne haber? İyi, sen? İyi. Ben Karabayır'dayım.
Ne? Ne işin var burada? İstanbul'a dönmedin mi sen? Döndüm ama şimdi geri geldim. Neden? Ya anlatırım. Şey, otelde yer kalmamış da acaba kalacak bir yer ayarlayabilir miyiz? Ne oteli? Hangi otel? Zaten bir tane otel var. Tamam, geliyorum. Tamam. Doktor mu? Yürü, yürü. Buradan tabura mı gidiyoruz komutanım? Yok oğlum, ne taburu ya? Daha işimiz bitmedi. Çevir şuradan bir taksi maksi. Emredersiniz komutanım. Şşş! Ayrıca dışarıda bana komutanım deme. Abi filan de. Ne bileyim, yakışıklı abim de. Tamam komutanım. Ağız alışkanlığı komutanım. Hasbinallah. Sonra sen sinirli adamsın diye. Yürü hadi, yürü. Yürü. Pardon komutanım. Senin ne işin var burada ya? Niye döndün geri? Burada kalmaya karar verdim. Hadi ya. Hangi ara karar verdin? Karar verdim işte. Yani aniden verdim. Bak Bahar, anlamıyorsun. Tamam, yaptığın o hiçbir şey. İnsanlara yardımın dokunsun istiyorsun. Komutanım, ben şöyle bekliyorum. Bak, burası tehlikeli bir yer. Vicdanen kendini rahat hissedeceksin diye kendini böyle bir maceraya atman doğru değil. Ben seni asker sanıyordum ama psikiyatr çıktın başımıza maşallah. Öyle ulu orta yerde bağırma asker masker diye. Salaklık bende zaten. Ben niye aradıysam seni? Bu arada Türkiye'de bulunan bağımsız gazeteci Eylem Mersiye de bizimle beraber. Kendisi uzun zamandır Orta Doğu'da ve konuya herkesten daha çok hakim. İyi akşamlar Eylem. İyi akşamlar. Anlatır mısın bize tam olarak ne oluyor orada? Tabii. Hem Türkiye'de hem Orta Doğu'da sular durulmuyor açıkçası. Türkiye elbabı almış durumda. Bölge terör örgütünden tamamen temizlendi. Eylem, hemen araya girmek istiyorum. Türkiye radikal İslam'ı destekliyor mu? Cihatçılara para ve silah yardımı yaptığı söyleniyor. Bu konuda şüpheler mevcut, evet. Ama somut bir delil var mı, araştırılması lazım. Ne diyor lan bu? Bak, hepimize bir iyilik yap. İlk uçakla gör de. Olur mu? Sen bana ne yapmam gerektiğini söyleyemezsin, tamam mı? Ben bıktım. Ben herkesten bıktım. Hayatım sürekli ne yapmam gerektiğini söyleyen insanlarla dolu zaten. Bak, onları dinle. Belki senin iyiliğini düşünüyorlardır. Benim iyiliğimi isteselerdi bana yardımcı olurlardı. Bana köstek olmaya çalışmazlardı. Bahar, burası İstanbul değil. Öyle mi? Peki sen nişanlını nerede kaybettin? Yavuz, çok özür dilerim. Yavuz, bak, hayır, ne olur. Çok özür dilerim. Bak, öyle demeye çalışmadım gerçekten. Peki Eylem, katılımın için teşekkür ederiz. İlerleyen günlerde yeniden bir bağlantı gerçekleştireceğiz. İyi yayınlar. Bonjour. Bravo ya. Vallahi helal olsun. Bak, alkışlıyorum. Görüyorum. Ne oldu? Yok, Türkiye destek oluyor mu? Yardımı dokunuyor mu? Bilmem ne. Şuna bak ya. Biz o heriflerle savaşacağız diye 67 tane şehit verdik, anladın mı? Memleketin her yerinde bombalar patladı. Yüzlerce masum insanı öldürdüler. O heriflerle bizden başka göğüs göğüse çarpışan var mı? Söyleyeyim, yok. Peki siz ne yaptınız? Pardon, biz kim? Hepiniz ya. Hepiniz işte, kim varsa. Aç ya, aç. Ben de canlı yayın yapmak istiyorum. Buradan bütün iki yüzlülere sesleniyorum. İstediğiniz kadar Türkiye'yi terörist ülke gibi göstermeye çalışın. Başaramayacaksınız. Sizin ne planladığınızı çok iyi biliyoruz biz. Nasıl iki yüzlü olduğunuzu da biliyoruz. Kimlere silah sattığınızı da biliyoruz. Teröristlere nasıl sahip çıktığınızı da. Sen manyak mısın be? Manyağım, evet. Asıl sen niye bu şerefsizler adam gibi cevap vermiyorsun? Adam gibi, böyle mi oluyor adam gibi? Kıvırıyorsun işte, görmüyor muyuz? Ya ben senin gibi düşünmek zorunda mıyım, gerizekalı? Ne oluyor burada Fethi? Ne yapıyorsun? Bir şey yok komutanım. Arkadaş bir at gözlüğü beğenmiş de yakıştı mı diye soruyordu. Bunun hesabını vereceksin. Tamam, sakin olun hanımefendi. İnsan içindeyiz. Komutanım, böyle gazetecilik mi olur ya? Saçma sapan yorumlar yapıyorlar. Bayağı yalan iftirada bulunuyorlar. Cevap vermeyelim mi? Sen burada mı kalıyorsun? Evet, niye? Ben de burada kalacaktım ama boş odaları yokmuş. Tamam, ben de kalabilirsin bu gece. Süper, tamam. Kalmayı niyetlisin yani. Buraya öyle taşındım deyip doktorluk yapmayı düşünmüyorsun herhalde. Evet. Dayım Sağlık Bakanı'na müsteşar olur. Bir şeyler ayarlayacağım. Seninle hesabım bitmedi. Benim de. Gerekirse o stüdyoda basarım, anladın mı? Basarsın.
İyi günler. Hem sen bizim konuştuklarımızı nereden anladın ya? Fransızcan var mı ki senin? Olduğum için dilinizden çok iyi anlıyorum hanımefendi. Hmm. Şuna bak ya. Komutanım pardon. Abi. Nereye geldik biz ya? Atlama oğlum, bekle 2 dakika. Gel. Şşş. Kol. Ne yapıyorsunuz orada? Bunlar ne böyle? Bunlar senin anacığım. Biz oğlunun arkadaşlarıyız. Tanır mıydınız oğlumu? Yok. Şahsen değil ama bütün şehitler kardeştir anacığım. Biz de senin evladınız. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel. Adam beni hasta ediyor ya. Odada biraz küçükmüş ya. Evet. Aynı yatakta yatacağız mecburen. Ya kusura bakma, ben de seni rahatsız ettim. Yok canım, olur mu? Of, şuraya bak, ellerim titriyor. Bir de biraz ağır olmadı mı ya? Ne yapayım? Nefret ediyorum böyle davrandıklarında. Ama yani onların da hayatları çok zor. Kimin kolay ki? Ayrıca kimse onları zorla silah altına almadı. Onlar bu iş için gönüllü oldular. Ya bilmiyorum. Benim de kafam çok karışık. Ben bir duş alabilir miyim? Su akıyorsa alırsın. Baksana, sen niye buraya geldin? Tayinin falan mı çıktı? Yok, gönüllü geldim. Aa, niye? Buradaki insanların bana ihtiyacı olduğunu hissettim. Bir de hayatım çok sıkıcıydı. Maceraya atıldın yani. Hayır aslında, kalbimin sesini dinledim diyelim. Doğru söylediğini nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Öyle olduğuna inanmak istiyorum. İyi, hadi çık da konuşuruz. Anacığım, zahmet etmeseydin ya. Oğlumun arkadaşları gelmiş, zahmet olur mu? Nasıl şehit oldu söylemediler. Bir şeyler dediler ama anlamadım hiç. Elbaptaydı. Uzaktan içi bomba dolu kamyonun geldiğini gördü. Kamyon bütün karakolu havaya uçuracaktı. Halil anladı. Silahını kaptığı gibi siperden fırladı. İçinden dedi ki, arkadaşlarım ölmesin. Kimseye bir şey olmasın dedi. Şarjörü boşalttı kamyonun üstüne. Boşalttı kamyonun üstüne. Kamyondaki şoför panikledi. Karakola girmeden patlattı bombayı. Kimse bir şey olmadı. Halil şehit oldu. Ben orada değildim ama 27 kere dinledim bu hikayeyi. 27 farklı adamdan dinledim. Öldüğünde yüzündeki tebessüme kadar biliyorum anacım oğlunun hikayesini. Darısı bizim başımıza inşallah.
Bütün şehitler kardeştir anacığım. Biz de senin evladınız. Seni de üzdüysek affet anacığım. Hadi biz artık müsaade isteyelim. Sağlıcakla kal anacığım. Oğlum bunları alın. Biri görür devlet şehit analarına bakmıyor der. Bizim maaşımız var, bize yetiyor. Bir ihtiyacı olana verin yavrum. Kalsaydı anacığım. Oğlumun ruhu incinmesin. Şimdi bize kızıyordur. Maaşını alıyoruz. Ulan biz ne güzel bir milletiz be. Böyle analar oldukça var ya, biz onların sülalesini... Neyse, hakkını helal et anacığım. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun ya. Helal. Abi, şimdi bunları ne yapacağız? Gel gel. Bunların nasibiymiş. Çaylak. Sana bir sır vereyim mi lan? Ver abi. Ulan bu kardeşin daha maaşının tek kuruşuna dokunmamıştır. Hepsi şehit ailelerine gitti Allah'a bin şükür. Nerede bir şehit ailesi var bulacağız. Onlara bakmak bizim boynumuzun borcu. Bu ülke onların dualarıyla ayakta. Başka bir şeyle değil. Ya abi ben bütün maaşı anama gönderiyorum ya. Tamam oğlum. Sen de öyle yapmak zorunda değilsin. Abi, ben de sana bir sır vereyim mi be? Söyle. Böyle dışarıdan psikopat, manyak, deli filansın ama... ...içeriden yufka bir yüreğim var be. Lan bir yürü gitme. Abi bir sarılayım mı be? Sarıl lan. Merhaba Çolak. Büyük Bey seninle görüşmek istiyor. Şahsen aradığına göre gerçekten acil olmalı. Hayır, neden durduğunu merak ediyor. Alışveriş merkezi ve sonrasında başka işler de olacaktı. Bazı küçük yeşil sinekler... Üzerimize yapıştı. Küçükler ama yine de midemi bulandırdılar. Siz şimdi neredesiniz? Muhteşem İstanbul'da. En sevdiğim yer. Büyük Bey önümüzdeki hafta bir adam gönderecek sana. Büyük mü? Çok büyük iş. Türk Devleti'ne vermek istediğimiz ufak bir mesaj var. Güzel. Benim de ihtiyaçlarım var. Göndereceğimiz adamla konuşursun. Anlaştık. Anlaştık. Gece güzel uyuyun. Yarın sıkı eğitim var. C
Ciğerimizi sökün komutanım. Böyle ateş çemberlerinin içinden atlat bizi. Yok ya. Klinik vaka bu. Biraz adrenalin eksikliğimiz var bizim. Adrenalin. Biz ne dedik? Allah Allah. Ben de Dubai'deyim. Bir iş toplantısı için geldik. Sen neler yapıyorsun? Hadi ya. Ben ne yapayım? Seni düşünüyorum. Seni özlüyorum. 6 ay. 6 ay oldu mu ya? Zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Ya benim de işlerim çok yoğun. Gülüm, o yüzden arayamıyorum ben de seni. Yoksa... Ya sen anlat bakalım, sen neler yapıyorsun? Neler yaptın? Hı? Nişanlandın. Oo, çok sert. Canım ya ben... şeye giriyorum, tünele giriyorum. Dubai'de her yer tünel dolu, sıcak diye sanırım. Bu kadar çok tünel yapmışlar. Burcu! Ya oğlum, kız nişanlıyım diyor. Niye uzatıyorsun hala? Sen var ya, kadınların iç dünyasından zerre anlamıyorsun. Ya bırak. Bana nişanlıyım dedi ya. Nişanlı falan değil. Beni deniyor. İşte. İşte bak şu çocuk. Bekleyelim değil mi? Erdem yarbayım uyumayın dedi. Eğer uyursak emre itaatsizlik olur. Eyvallah. Sabahçıyız o zaman. Ayça ne yapıyor acaba ya? Ayça kim ya? İyi canım ya, ben de Cenevre'deyim. Bankanın bir toplantısı var, onun için geldim. Evet, bankacıyım ben. Hadi ya. Hani biz seninle ilk tanıştığımızda ben bahçe bakım işleriyle uğraşıyordum ya. Heh. Ondan sonra bankacılık sektörüne atıldım. Sonra bizimkiler aradılar. Koş yetiş, banka batıyor, gel kurtar. Aa, suratıma kapattı. Sabah sabah kimle konuşuyorsun ya? Bık sabaha kadar konuştun. Bak şimdi biz bu kızla tanıştık, tamam mı? Ben kıza bahçe bakım işleri yapıyorum demiştim. Şimdi de bankacıyım deyince yüzüme kapattı. La havle ve la kuvvete. Adamımız çıktı. Dur, bekle. Bekle. Şimdi. Peki. Bir. İki.
Üç! Komutanım, ben sizi bir film artistine benzetiyorum. Tıp kızının aynısınız valla. İnşallah düzgün biridir aşık. Yakma kendini durup dururken şimdi. Düzgün adam, düzgün. Ama adı neydi ya? Yerli mi, yabancı mı? Yabancı. Kaç kelime? Ya dur oğlum, kafamı karıştırma. Neydi adı ya? Heh, hatırladım. Brad Pitt. Hadi yırttın. Ya bırak elin gavurunu. Komutanım benzemez ona. Hem askerliğini de yapmamıştır. Aynen öyle. Anca filmlerde tank tüfek peşinde. İşi gücü dümen komutanım ya. Brad Pitt'i bile gömdüğünüzde helal olsun size. Devam. Komutanım bence aynı Ekrem Bora'nın gençliği. Hadi kalk, devam. Komutanım. Dikkat! Kolay gelsin. Sol! Yeni tim komutan yardımcın Zafer Yaman. Üsteğim ben Zafer Yaman. Hoş geldin. Sağ ol. Hemen üzerini değiştir, katıl bize. Emredersiniz komutanım. Yusuf ben. Sen misin? Bu kadar küçük birini beklemiyordum. Ne istiyorsun? Bu kız kim? Gazeteci. Bağımsız. Niye buluştuk şimdi bunlar? Ne bileyim ben. Çolak'la görüşmek. Onunla röportaj yapmak. Onun istemediği hiçbir şey yazmayacağım. Merak etmesin. Çolak kimseye konuşmaz. Bana konuşabilir ve bana güvenebilir. Ben kimsenin adına gelmedim buraya. Sorarım ama kabul edeceğini sanmıyorum. Lütfen ona ısrarcı olduğumu söyle. Gel. Ay çok heyecanlı. İlk defa bir köy düğünü göreceğim. Ama sen gelmiyorsun canım. Aa. Neden? İşte. Burada kalacaksın. Bence de. İyi fikir. Ay ne yapacağım bütün gece burada? Sen kaşının. Tamam. Neyse ki internet var. Boş masanız var mı? Şu ikisi boş. Şu ikisi. Evet, evet.
Ne zaman götürebiliriz hastayı? Kendini toplaması için bir iki güne daha ihtiyacı var. Sonra sizindir. Geçmiş olsun. Duydun değil mi? Artık bizimsin. Seninle daha uzun uzun sohbet edeceğiz. Bir şey yok ya. Adam adam. Her yerim ağrıyor, her yerim. Üst değmenim de biyonik adam çıktı ha. Komutanımda kas yok. Direkt hidrolik sistem. İyidir, iyi. Ne işin var senin burada? Düğün için geldim. Düğüne sen de mi geliyorsun? Şey, özel olarak rica etmişler. Erdem Bey söyledi, beni de yanlarında istemişler. Geline yardım ederim. Yakında falan severim ben öyle şeyleri. Tamam. Bir iki saate çıkarız. Tamam. Ya... ben dün söylediğim için senden özür dilerim. Önemli değil. Fethi. Ha? Bu kız kim? Doktor hanım. Yavuz Üsteğmen'imle ne iş peki? Bir şey yok ya. Adamın gözünü kız görecek halim var abi. Sevdiğinin kırık çıkmadı daha. O da doğru. Yalnız kızın bakışları Üsteğmen'ime bir değişik ha. Biz boşuna demedik Brad Pitt diye. Hazırız. Biliyorum. Komutanım, haberciyi bütün gün takip ettik. Çocuk bütün gün internet kafede oturup okey oynadı ya. Muhtemelen öyle haberleşiyorlar. Erdem Yerbay'ıma söyleyin, şifreli konuşuyorlarsa hemen çözün. Ne olacağı belli olmaz. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Hadi hazırlanın. Düğüne geç kalmayalım. Emredersiniz komutanım. Başçavuş Ateş. Söyle Ateş. Komutanım, şahsı dediğiniz gibi yaptık. Tamam. Bir gelişme olursa hemen haber verin. Emredersiniz komutanım. Ateş. Buyurun komutanım. Biz düğüne gidiyoruz. Kızım burada. Sana emanet. Emredersiniz komutanım. Komutanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Var mı bir durum? Hayır komutanım. Saat 8'den beri buradayız. Olağanüstü bir durum olmadı. Tamam, aynen böyle devam. Şu durumu sağ salim bir atlatalım mı? Kötü bir şey yok ya komutanım. Yok yok. Ya komutanım, buraya oturmaya mı geldik Allah aşkına? Haydi, hadi.
Yok Muhtar, biz böyleyiz. Sağ ol. Hadi sen de kalk. Hadi. İyi. Hadi sen de gel o zaman. Hadi buyurun. Sen kalkmayacak mısın? Yok, mümkün değil. Ben bir geline bakıp geleyim. Ben çok sıkıldım. İşim var şu an. Tamam da iki laf et bari. Meşgulüm diyorum sana. Ay canım. Gören de dünyayı falan kurtarıyorsun sanacak. Orası hiç belli olmaz. Daha önce kurtarmışlığımız var. Okey oynayarak mı kurtaracaksın dünyayı? Bu okey değil. Başka bir şey. Delireceğim ben ya, delireceğim. Boş boş konuşuyorlar sabahtan beri. Delireceğim ben ya. Hazır mı her şey? Evet. Güzel oldun. Heyecan değil mi? Anlıyorum. Hadi bakalım gidiyoruz. Bekliyorlar. Hayırlı olsun.
Allah mesut etsin. Ne güzel aklıma yakıyorlar. Ben de istiyorum. Yaparlar sanırım. Sen iyi misin? İyiyim. Yok aga yok. Bunlar hiçbir şey konuşmuyor. Delireceğim ben. Oğlum ateş kafayı çalıştır. Oğlum ateş kafayı çalıştır. Ya sen ne arıyorsun? Söylesene be. Ben bir şey aramıyorum güzel kardeşim. Kafayı çalıştır ateş. Ateş oğlum kafayı çalıştır. Okey attı salak. Nasıl? Okey attı. Tabii ya. Okey taşlarıyla haberleşiyorlar. Sarıl boşa sar 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 sar. Heyecanlanınca şey oldu. Ay yok. Önemli değil ateş açar. Ben gideyim. Hayırdır ne bu telaş? Komutanım bu gece bir yeri basacaklar. Nereye? Bilmiyorum. Harekat merkezine gidiyorum. Anca orada öğreniriz. Komutanım Çolak'ın saldıracağı yeri buldum. Koordinatları burada. Ver. Erdemli arabayım da orada. Tim'e haber gönderin. Bölgeye boşalsınlar hemen. Saldırır riski. Emredersiniz komutanım. Sen de Tim'ini topla hemen çık. Emredersin komutanım. Beni yalnız mı bırakacaksın? Merak etme. Yalnız değilsin.
kurtarmaya geldim. Şimdi ben istesem seni buradan çıkarırım da bilirsin. Ama sözümü dinlememen çok pahalıya patladı. Çok. Terör örgütü saldıracakmış. Komutanım terör örgütü saldırı düzenleyecekmiş. Saldıracakları yer buranın koordinatlarını gösteriyor. Tamam. Komutanım buraya acil boşaltmamız lazım. Ne oldu? Saldırı tehlikesi varmış. Hemen sivilleri saklayın. Hemen. Tamam. Dur. Beni dinleyin. Hemen şimdi herkes korunaklı bir yere gitsin, çabuk. Kadınları ve çocukları muhtarın evine. Korkmayın, biz buradayız. Yavuz, ne oluyor? Yok bir şey, yok. Dediğimi yapın hadi. İki kişi yolun aşağısına, iki kişi yolunu kövürsen. Tamam mı? Emredersiniz komutanım. Siz de hemen kadınlarla beraber gidin. Göz kulak olun onlara, tamam mı? Komutanım bizi de sayın. Evelallah çarpışırız sizlerle. Ne olur siz arkada durun. Ne olur size de bir şey olmasını istemiyorum. Peki. Patlayıcı kontrolü yaptınız mı? Yaptık komutanım. Temiz. Bir daha yapın. Bir araç çaklaşıyor komutanım. Herkes hazır olsun. Dikkatli olun. Durdurun. Durmazsa ateş edin. Çık. Ben düğüne gelmişim. Düğüne gelmişim. Araç temiz komutanım. Geri döndürün. Buraya yürüme korkma gelmeyeceğim.
düşmanla işbirliği yapan köpekler. Hepiniz gebereceksiniz. Silahını. Yaklaşma, gebertirim. At silahını. Siz burada durun. Thank you.